Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun süredir video koyamadım, kusura bakmayın ama şimdi çok kısa, geçen hafta gittiğimiz Orlando Universal Studios gezimden bahsedeceğim. Öncelikle çok kısa genel hatlarıyla bir bahsedeyim. Çok kocaman iki tane park gezdik Özge buradayken. Cumartesi ve pazar iki ayrı park olarak. İkisinin arasında Harry Potter treniyle seyahat ediyorsunuz. Çok eğlenceli bir şey aslında. Parkın bir tanesi bir güne anca yetiyor. Yani gerçekten çok fazla atraksiyon var. Ve biz tabii ki hem Duru'yla puset ittir, hem ben hamile olduğum için yavaş ilerledik vesaire derken, zaten bazı yerlerde Özge ve işte Sabri ve Doğan vardı, bir de arkadaşımız. Onlar ayrıldılar. Ben Duru'yla takıldım falan. Çünkü zaten çoğu atraksiyona hamileler giremiyor. Çünkü böyle çok sarsıcı vesaire oluyor diye herhalde. 3 boyutlu böyle 3D işte filmleri vesaire Duru ile birlikte ben yine giremedim. Duru korkuyor zaten, hani çok yüksek ses vesaire istemiyor. Onun dışında çocuklar için olan bir alan vardı. Ben oraya gideyim dedim. Orada bile hamileler için kısıtlama var, yani öyle söyleyeyim. Anlattıkları üzere çok güzelmiş hepsi. Özellikle Harry Potter'da bir simülatör varmış. O çok güzelmiş. 3 boyutlu böyle, yine oturuyorsun böyle, bağlanıyorsun. İşte onlar 3 boyutlu bir şeyler geliyor vesaire. Ondan sonra bir de Jurassic Park'ın o böyle su kayağı gibi olan kayağı falan. Onlar çok güzelmiş. Onlar en güzelleri demişlerdi. Onun dışında dediğim gibi hamileler ve küçük çocuklar için aslında çok çok hani eğlenebileceğiniz, çok çok güzel vakit geçireceğiniz bir alan değil. Hamilelik döneminde özellikle. Yani çocuğu sonuçta bir de şey de yapabilirsin. Hani babasına verirsin mesela. Sen önce binersin, sonra babası biner. Hani dönüşümlü binebilirsiniz aslında. Ama dediğim gibi hamile olmak zaten başlı başına sen giremiyorsun. Yani biz o yüzden Sabri sen gir, ben Duru'yla burada dururum falan şeklinde. Hep ben bekledim yani dışarıda o yüzden. Ama çok güzel işte yemek yerleri var. Mesela sokakta işte böyle festival alanları, yürüyüşler yapıyorlar. Fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Çok güzel mağazalar var, hediyelik eşya mağazaları. O anlamda güzel tabii ki. Onlardan hani eğlendim diyebilirim. Ama çok yorucu, çok kocaman. Ve dediğim gibi bir park ancak bir günde. Biz iki gün bir Universal Studios, bir de Islands of Adventure sanırım o iki park. İkisi de Universal Studios diye geçiyor zaten. Bu iki parkı gezdik. Biz yıllık abone olduk bu arada. Sabri, ben ve Doğan burada oturduğumuz için hani gelen misafirlerimizle vesaire gideriz diye biz yıllık abone olduk. Özge de iki günlük sadece bilet aldı kendisine. Aynı zamanda içeride Fast Pass diye bir olay var. Orada da eğer Fast Pass için ayrıca ekstra para ödersen hiç sıra beklemeden bütün atraksiyonlara girebiliyorsun. Biz almadık ondan. Çünkü yani içeride lazım olursa alırız dedik. Lazım da olmadı çok fazla. Çok sıra olan şeyler yoktu. Bir yandan da App Store'dan Universal Studios diye bir aplikasyon indiriyorsunuz. Orada hangi gösterinin kaç dakika kaldığını, işte kaç dakika bekleme süresi olduğunu, nasıl bir gösteri olduğunu, işte kimler için faydalı olduğunu ya da kimler için uygun olduğunu gösteren bir aplikasyon. Oradan da sık sık takip edebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki işte Harry Potter bilmem ne simülatörü 60 dakika bekleme var. O zaman biz işte biraz başka şeylere gidelim. Eğer bu hani biraz daha düşerse sonra gideriz gireriz diyebilirsiniz. Yani günü hani değerlendirmek için. Ama eğer hani bizim mesela bir günde iki park gezeceksiniz mesela, o zaman mutlaka Fast Pass almanız gerekiyor ki hemen tık tık girin diğer atraksiyonların hepsine girebilirsiniz yani. Şimdi hemen görüntülere geçelim. Bu size dediğim Jurassic Park, o su kaydırağı dediğim ve Özge'lerin ve Sambil'in çok beğendiği, çok eğlendiği olan kaydırak. Çok çok aşırı atraksiyonu, yani adrenalinli bir şey değil. Ama yine de çok eğlenceli olduğunu söylediler. Biraz ıslanıyorsunuz yalnız, onu söyleyeyim. Bu da bizim yine aslında Duru ve ben binecektik ama Duru sıra beklerken uyuyakaldı. O yüzden Özge ile ben bindim. Aslında Duru binse bence biraz korkabilirdi. O yüzden, çünkü biraz yükseğe iniyor çıkıyor, hani korkabilirdi. Biz Özge ile bindik. Bunda da yine böyle işte balıklar aşağı yukarı, zaten önünde kol var, sen de indirip kaldırabiliyorsun. Yanlardan da balıkların ağzından sular çıkıyor ve seni ıslatıyor. Aslında olayı bu. Ben aslında aşırı sıcaktı gün içerisinde. O yüzden ilk başta çok sıra bekledik. Yani yaklaşık bir yarım saat falan bekledik herhalde. Ben çok sıra var, hani beklemeyelim demiştim ama sonra da aşırı sıcak geldi. Dedim ki yani biraz
bineyim. Zaten tek binebildiğim şey bu. Ve biraz ıslanalım dedim yani. Gerçekten serinlemek için bindim resmen. Güzeldi yani, eğlenceli. Yani çok böyle normal bir Luna Park havasındaydı. Yani öyle bir çok büyük bir 3G işte vay efendim bir simülatör, bir işte sarsan böyle bir şey gibi değil. Yani çocuklar için sonuçta bu çocuk alanının şeyi. Ama yine de eğlenceliydi. İşte bu video Sabri tarafından çekildi bu arada. Duru o sırada uyuyordu. Yani vaktiniz varsa ve küçük yaşta bir çocuğunuz varsa onunla güzel bir paylaşım olabilir diye düşünüyorum. Ama hani iki yetişkinseniz başka bir sürü dikkatiniz ve ilginizi çekecek atraksiyonlar var yani. Onları da deneyebilirsiniz diyorum. Bu arada ben tabii ki hem her atraksiyona katılamadığım için hem de çoğu aktivite böyle iç alanda yapıldığı için bir sürü şey tabii ki videolayamadım. Sadece videolayabildiğim birkaç tanesini buraya koyuyorum. 4 farklı video koyacağım. O yüzden yani bunlardan ibaret sanmayın. Bir sürü alternatif var. Hepsi de çok güzel ve çok eğlenceli. İlgi alanlarınıza göre tabii ki hepsi değişiyor. Evet, bir diğer atraksiyonumuz da Flight of the Hippogriff. Bu da Harry Potter alanının olduğu yerdeydi. Sabri bindi. Doğan ve Özge de farklı şeylere biniyorlardı. Ben de Duru'yla zaten dışarıda bekliyordum. Yaklaşık 1 dakika kadar sürüyor. Sabri de bunda biraz bekledi. Bir 15-20 dakika bekledi sanırım. Totalde 1 dakika sürüyor. Çok böyle adrenalinli bir şey değil bu da. Ama yine de böyle işte köşeleri dönerken, işte seri böyle hareketler yaparken vesaire biraz böyle ürkütücü ama çok hani aşırı bir roller coaster havasında değil anladığım kadarıyla. Sabri o şekilde tarif etmişti. Bu da güzel. Eğer vaktiniz varsa bence kesinlikle binmelisiniz diye düşünüyorum. Yine Duru'yla binebildiğimiz yegane atraksiyonumuz Atlı Karınca oldu. O da şöyle oldu. Aslında Duru işte korkar mı korkmaz mı bilemedik ama kendisi binmek istedi. Ama bu arada gördüğünüz gibi atlar yani hayvanlar neyse işte buradakiler yukarı doğru ve aşağı inip çıkıyorlar. Biz şeyde oturduk. Böyle bir araba gibi bir şey vardı. Böyle Noel Baba kanısı gibi diyeyim. O kanının içinde oturduk. O hiç böyle yukarı çıkıp kalkmıyor. Sadece oturuyorsun ve dönüyor yani o kadar. Duru hani ilk etapta alışsın diye. İlk başta böyle binelim. Sonra eğer hani korkmazsa ve tekrar isterse bir daha başka şekilde bineriz dedik. Ama sonra bir daha binemedik çünkü Duru'nun uykusu geldi. Güzeldi yani bu da. Ben bu arada hayatımda herhalde hiç Atlı Karınca'ya binmemiştim. Ya da hatırlamıyorum yani daha doğrusu. Binmişimdir herhalde ama hiç hatırlamıyorum. Bu yüzden güzel bir deneyim oldu. Hem Duru'yla hem Sabri'yle binmiş oldum. Ve karnımda bebeğimle tabii ki. Bir diğer atraksiyon ise bu Hulk'ın olduğu, Hulk filminin olduğu bir alandaki roller coaster. Bu iki parkın da en ürkütücü roller coasterlarından bir tanesi. Herhalde tek diyebilirim. Bunu da buna kimse binmedi. Bunu sadece videoladım o şekilde. Ters dönüyor, hızlı gidiyor, ani iniyor vesaire. Biraz adrenalinli yani. Haberiniz olsun, binmek isterseniz iyi eğlenceler.